Merhabalar herkese, nasılsınız? Bu videomda sizlere Temmuz ayında okumuş olduğum kitaplardan bahsedeceğim. Aslında Temmuz ayının 15'inden itibaren okuduğumu söyleyebilirim. Çünkü 15'ine kadar gerçekten motivasyonum çok düşüktü ve kitap okuyamamıştım. Ama 15'inden sonra Temmuz ayının son günlerine doğru 4 adet kitap bitirebildim. Hatta 3-4 gün falan kalmıştı. Yani o günlerde de belki hani birkaç kitap daha okuyabilirim diye düşünmüştüm ama maalesef olmadı. Yine son günlerde yine motivasyonum düştü ve bu sefer yine kitap okuyamadım. Ama olsun, 4 tane çok güzel kitap okudum. Ben şu şekilde okumaya başladım. Her gün böyle motivasyon olsun diye her gün 50 sayfa okuyacağım diyordum ve iki kitap seçmiştim mesela. O iki kitaptan hani 50'şer sayfa o gün içerisinde okuyordum ve daha sonra yine ertesi gün yine aynısını yapıyorum. Kendimi motive etmek istedim. O yüzden de böyle hani her gün 50 sayfa okuyup en azından hani 1-2 kitap bitirmeyi amaçlıyordum ama yaklaşık bir hafta içerisinde 4 tane kitap okuyunca gerçekten çok şaşırdım. 15'ine kadar olan sürede de ben farklı kitaplara başlamıştım ama onlar çok böyle nasıl desem bana hitap etmedi gibi. Daha sonra bir kitap okumaya başladım. Şimdi göstereceğim size onu da. Ve o kitap gerçekten beni çok etkiledi. Daha sonra zaten o kitabı okuduktan sonra, bitirdikten sonra kitaplara karşı da motivasyonum yükseldi ve onları da okudum. İlk kitabım Sonny Boy bu arada. Sonny Boy gerçekten beni çok fazla etkiledi ve çok çok sevdim bu kitabı gerçekten. İyi ki uzun süre kitaplığımda tutmamışım bu kitabı. Gerçekten çok beğendim. Bu 4 çocuk annesi bir kadının hayatıyla ilgili bir kitap aslında. Hollanda'da yaşıyor ve evlendikten sonra kocasıyla anlaşamıyor. Daha sonra Rivka kendine bir iş kuruyor. Daha doğrusu bir pansiyon işletmeye başlıyor ve pansiyonda da yine elemanları falan oluyor. Onlarla ilgili hatta kitapta resimler de vardı. Kendiyle ilgili de resimler vardı. Tam bu sıralarda pansiyon işletirken siyahi bir genç adamla tanışıyor. O da kendi ülkesinden buraya göç ederek gelmiş bir insan aslında. Çok genç yaşta ve Rilka'dan da bayağı genç bir adam. Onunla aralarında bir ilişki başlıyor ve daha sonra da bir çocukları oluyor. Aslında kitaba ismini veren de bu Sonny Boy, yani o siyahi olan mavi gözlü ufak çocuğun ismi Sonny Boy aslında. Bu siyahi adamla olan ilişkisini ne işte ailesi kabul ediyor ne çocukları kabul ediyor ve hepsi esasen Rilka'yı dışlıyorlar, yani istemiyorlar, görüşmek istemiyorlar onu. Aslında kitapta savaşı da okuyorsunuz. İşte Nazilerin Hollanda'ya olan düşmanlığını okuyorsunuz. Yani hani oradaki insanları işte esir almasını okuyorsunuz kitapta. Ve ben İkinci Dünya Savaşı ile ilgili bu kadar ayrıntılı, detaylı bir kitap okuyacağımı hiç düşünmemiştim. Hani bir kadının evet yaşamını okuyacağını biliyordum ama savaşın bu kadar detaylı olarak verileceğini bilmiyordum. Yerlerinden, yurtlarından edilen insanların hikayesini okuyorsunuz aynı zamanda. Bununla birlikte de Rilka ve ailesi esir kamplarına gönderiliyor. Daha doğrusu kocası ve onu ayrı bir esir kampına yolluyorlar. Rilka ve eşi esir düşüyorlar ve bu esir kamplarında neler yaşadıkları, bunlarla ilgili de kitapta detaylar vardı. Benim çok çok sevdiğim bir kitap oldu. Gerçekten çok beğendim. Çok akıcı bir kitap. Zaten böyle hiç elimden bırakmadan okudum diyebilirim yani bu kitabı. Çok sevdim gerçekten. Şiddetle öneriyorum size. Çok beğendim gerçekten bu kitabı. Kavabata'nın Kiraz Çiçekleri isimli kitabıydı. Kiraz Çiçekleri'ni de yine çok sevdim. Benim Kavabata ile tanışma kitabım oldu Kiraz Çiçekleri. Bildiğiniz gibi ben Uzak Doğu Edebiyat'tan kitaplar okumayı çok seviyorum. Kitabı seveceğime emindim zaten ama bu kadar sevebileceğimi düşünmemiştim. Kitapta Chiyoko adında evlat edinilen bir genç kız var. Ve bu genç kız işte çocuk bebekken bulunuyor ve büyüdüğünde ailesi ona söylüyor. Hani biz seni bulduk işte büyüttük falan ama kendi ailen gibi büyüttük diye söylüyorlar. Fakat Chiyoko kendi ailesini bulmak istiyor aslında. Kim olduğunu öğrenmek istiyor aslında kitap boyunca ve karşısına başka bir genç kız çıkıyor. Chiyoko arkadaşları birlikte Japonya'da gezerken, böyle tapınaklarda falan gezerken bir gün bir kızla karşılaşıyor ve
O kız ona çok fazla benziyor ve arkadaşı da işte onu o kızdan karıştırıyor. Ben seni o sandım falan diyor. Ve Chiyoko da yine bunun peşine düşüyor. Ya yani aslında orada ikiz kardeşi olduğunu bilmiyor. Ve kendi hayatında araştırmaya başlıyor bu noktadan sonra. Çok ilginç, çok enteresan bir kitaptı gerçekten. Hiç bu noktaya varacağını ben düşünmemiştim açıkçası. Çiçeklerinde aynı zamanda Japonya'nın tarihi de çok güzel bir şekilde aktarılmış. O işte tapınaklara gidiyorsunuz ve oradaki kiraz çiçeklerini adeta dokunuyorsunuz diyebilirim. Gerçekten hani okurken büyük bir keyif aldığımı söyleyebilirim. Özellikle Uzak Doğu edebiyatından hoşlanıyorsunuz ve Uzak Doğu edebiyatından kitaplar okumayı seviyorsanız mutlaka tanışmanız gereken bir yazar olduğunu düşünüyorum. Sonu da ayrıca çok güzel bitiyordu. Böyle ince bir mesaj vardı aslında kitapta. Çok çok beğendim. Mutlaka okumanızı öneririm. Ben Kawabata'nın diğer kitaplarını da merak ettim açıkçası. Onları da inşallah yakın zamanda okurum. Bir diğer kitabım da Miri Yu'dan Tokyo Ueno İstasyonu'ydu. Bu da yine uzak doğulu bir yazar. Japon bir yazar yani. Bu kitapta da kimsesiz bir hayalet var ve Tokyo sokaklarında, daha doğrusu Tokyo'daki istasyonda kalıyor ve buradaki insanların hayatları ile ilgili kitapta aktarımlar yapıyor bize. Aynı zamanda kendi hayatıyla da ilgili şeyler anlatıyor. Burada kalıyor, burada yaşıyor ve insanlar işte neler konuşuyor, bunlarla ilgili kitaptaki şeyleri okuyoruz aslında. Kitapta aynı zamanda Japonya ile ilgili işte Japonya'da olan olayları, depremleri, işte savaşları, insanların nasıl öldürüldüklerini vesaire bunlarla ilgili de şeyler okuyorsunuz. Kitabın baş karakteri yani bu istasyonda yaşayan hayalet oğlunu kaybediyor. Daha doğrusu işsiz kalıyor ve iş aramaya çıkıyor. İş için başladığı yerde de yani çalıştığı yerde de farklı olaylar yine başına geliyor ve bunlarla ilgili şeyleri okuyoruz kitapta. Farklı bir kitap olduğunu düşünüyorum ve anlatımı da oldukça akıcıydı. Yani öyle zor okunan bir kitap değildi açıkçası. Akıcı bir kitaptı. Ben çok severek okudum. Yine bu kitabı da mutlaka okumanızı öneririm. Bir bakabilirsiniz eğer ilginizi çektiyse. Diğer kitabım ve son kitabım da Kaplan Adam'dı. Margyu adında genç bir adam var ve ailesiyle yaşıyor. Daha doğrusu bu kitapta iki farklı ailenin birbirleriyle olan yaşamları anlatılıyor. Kitap ressam Enver Sedat'ın ölümüyle başlıyor ve bu ölümüyle ilgili Margyo'dan şüpheleniyor. Fakat Margyo çok iyi ve hiç kimseyle bir derdi olmayan bir adam. Yine de ondan şüpheleniyor. Çünkü onların aileleriyle olan bağlantılarında birazcık sıkıntıları var. Margyo'nun annesi yıllarca şiddet gördüğü için eşinden ve sevgi göremediği için ve zorla evlendirildiği için farklı sevgi arayışlarına giriyor. Haliyle ressam Enver Sedat'la da aralarında bir birliktelik oluyor ve Margyo da bunu öğreniyor tabii bir şekilde. Daha sonra Margyo'nun içine dişi bir kaplanın girdiği düşünüyor. Annesinden babasına, babasından da oğluna geçtiği düşünülen masalsı bir karakter diyebiliriz yani kaplan. Kitap baştan sona gerçekten çok akıcı bir kitaptı. Yani ben merak ederek okudum ve bu kadar etkileneceğimi açıkçası düşünmemiştim. Yazarın belki biliyorsunuzdur Güzellik Bir Yaradır isimli bir kitabı da var ve onu da çok merak ettim açıkçası. En kısa zamanda onu da okumayı çok istiyorum. Bu kitabı da beni gerçekten çok fazla etkiledi ve çok sevdim. Mutlaka okumanızı öneririm. Seveceğinize eminim yani kitabı. Ben çok çok beğendim. Tavsiye ederim. Benim Temmuz ayında okumuş olduğum kitaplar bunlardı. Tekrar sizlere göstereyim. 4 adet kitap okudum. Yani fazla bir kitap okumadım ama hepsini sizlere öneririm. Çünkü hepsi çok çok güzeldi. Özellikle Sony Boy'u okumadıysanız mutlaka okuyun derim. Ağustos ayı içinde çok güzel kitaplar seçtim. Dilerseniz bir önceki videoma giderek Ağustos ayında neler okuyacağım videosunu da izleyebilirsiniz. Bu videomu da izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.